koymadık demeyin. Sancak bile görmüyorsun. Allah devlet işine. Biz kapıyı oturttuk. Nereye kaldık ya? Yavuz ağa sancak görme. Devlet işlerinden ne anlar? Olacak iş değil. Ağalar! Padişah efendimiz sancağa çıkmamıştır, doğru. Tecrübesi noksandır. Lakin kendileri bugün öyle bir karar verdiler ki yer yerinden oynar ağalar. Hünkârımız kardeşi Şehzade Mustafa'nın canını bağışladı. Ve bundan böyle bizlere o masum şehzadelerin cenaze namazlarını kıldırmayacak. Ağzınızı sıkı tutun. Saraylı olduğumuzu anlamasınlar. Sen bilirsin. Bir dahaki menzile kadar yiyecek yok. Ne zaman bitecek ya? İstanbul daha uzak. Senin dilini keselim gölge atuna benzersin. Anladın mı? Sen hadi. Duymadın mı? Biri bağırdı.
Ben sana zarar vermem. Sen de kimsin? İleride yeniçeri var. Gelin hadi. Bu tarafta. Ben Nasuha, Valide Safiye Sultan'ın Ketud ağasıyım. Ben de Turnacıbaşı Ekber Çavuşağım. Nereden geldi, nereye gidersiniz? Kefalonya'dan payitahta mühim bir hediye götürüyorum. Esasen gemiyle gidiyorduk. Lakin fırtına çıkınca karaya çıkmak zorunda kaldık. Celali eşkıyaz kesti önümüzü. Sen de onlardan mısın? Türk müsün? Hayır. Ben Avusturyalıyım. Kendi isteğimle katıldım. Kefalonya buraya kaç gün uzakta? Senin yüzünden üç adamım canından oldu. Az kalsın biz de canımızdan olduk. Hazırlanın. Edirne'ye kadar turnalarla birlikte gideceğiz. Adın ne senin çocuk? Andro. Grazli Boromiroğlu Andro. Hala. Turnacıbaşı. Bu çocuk yiğit bir yeniçeri olacak. Belli. İnşallah. Vakit tamam. Yola revan olmamız lazım. Ani bir karar vermeden evvel benimle konuşmanı beklerdim. O benim kardeşim valide. Devlet-i Aliye'nin kanunları, kaideleri 3 gün evvel yazılmadı aslanım. Her biri yüzlerce senelik aklın mahsulüdür. Gülper Hatun daha ne kadar sürecek bu? Kâfi.
Beni takip edin. Nedir bu telaşınız anlamıyorum. Herkes sevindi işte kararıma. Onların hepsi sırtlan. İpleri de Safiye Sultan'ın elinde. İsterler ki kurdukları harami nizamı bozulmasın. Mühim olan benim ne istediğim. Zira güç artık benim. Eğer güçlü olmak istiyorsan oğlum, yapman icap eden üç şey var. Bir, Şehzade Mustafa'nın idam fermanını vereceksin. İki, Safiye Sultan'ı eski saraya sürgün edeceksin. Ve üç, soyun senden devam etmesi için bir an evvel baba olacaksın. Sultanım. Musa Paşa. Şükürler olsun ki hünkârımız şehzademizi bağışladı. Kaçmanıza lüzum kalmadı artık. Ahmet iyi yüreklidir. Kardeşini sever. Lakin Handan'ın gözlerinde ölüm var paşa. Ne yapar eder oğlunun aklına girer. Bugün mü yarın mı diye beklemektense ölürüz daha iyi. Hiç değilse vakit kazandık sultanım. Sizi ve şehzademizi korumak için daha emniyetli bir yer bulacağım. Ben saklanarak aciz içinde yaşayamam. Önümüzde iki yol var. Ya öleceğiz ya tahta çıkacağız. Aklınızdaki nedir? Celal-i Eşkıyası'nın başına gideceksin Musa Paşa. Kalenderoğlu'nun yanına. Zira ona yeni bir teklifim var. Hünkârım. Derviş. Valide Sultanım. Dervişin senin yanında olmasını istiyorum. En yakınında. Tek vazifesi olacak seni korumak. Zaten hep yanımda. Ne oluyor orada? Kim bunlar? Aslan. Aslan bu. Derviş. Aman diyeyim yanından ayrılma. Şimdi her zamankinden daha güçlü ve cesur olmak zorundasın. Merak etmeyin sultanım. Bugüne dek nasıl koruduysam sizleri, bugünden sonra da koruyacağım. Canım yolunuza feda olsun. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri. Nereden geldi bu? Kimin hediyesi? Hünkârım, bendeniz Mehmet Giray ve kardeşim Şahin Giray kulunuzun hediyesidir. Kabul buyurursanız şeref duyarız. Uzak kalmanızda fayda var hünkârım. Derler ki hünkârım, her yiğidin gönlünde bir aslan yatarmış. Eğer ona hükmedebilirse adil, edemezse zalim olurmuş. İnşallah siz de adil bir hükümdar olacaksınız. Amin. Nasıl hükmedeceğim peki aslanım? Bu mümkün mü? Elbet mümkün. Tabii eğer aslanın gözlerinin içine bakıp ona efendinin kim olduğunu gösterebilirsiniz. Bir aslan gücünü nereden alır bilir misiniz hünkârım?
Pençelerinden, dişlerinden tabii ki. Ya peki rakibi de kendisi kadar dişliyse? Korku hünkârım. Korku. Aslan gücünü düşmanında yarattığı korku ve dehşetten alır. Usulca düşmanına sokulur ve gözlerinin içine bakar. Kurban aslanı görmez artık. Aslanın gözlerinin içinde kendi küçücük, zavallı, çaresiz aksini görür. Korkar ve korkuya teslim olur. Hünkârım, divan vakti yaklaştı. Emriniz üzere Veziri Azamınız Yavuz Ali Paşa Hazretlerine ulak gönderdi. Haber ulaşır ulaşmaz Mısır'ın 2 senelik vergisiyle yola çıkacaklar. Bir an evvel gelir inşallah. Zira asker cülus bahşişi bekler. Beklemeye ne lüzum var? Musa Paşa, kullarımın bahşiş ve terakkileri makbulümdür. Derhal veririz. Cülus bahşişi epeyce bir yekün tutuyor. 20 kere 100 bin altın eder. Maalesef iç ve dış hazinemiz bu meblağı ödeyemez. Nasıl ödeyemez? Baş defterdarınızın hakkı var hünkârım. Senelerdir süren savaşlar belimizi büktü. Macar serhatinde Nemçe kafiriyle, Anadolu'da ise Celali eşkıyasıyla savaşıyoruz. Bugün ilk divanıma katıldım. Öyle şeyler işittim ki. İsyanlar, savaşlar, hazinenin vaziyeti. Ben nasıl bir devlet teslim aldım böyle sultanım? Paşalar mübalağa ediyor. Hamdolsun devletimizin nizamı yerinde. Elbet bazı sıkıntılarımız mevcut. Fakat biz her daim yanındayız. Allah'ın izniyle her türlü kötülüğü def ederiz. Süleyman Nami'yi okur, hayaller kurardım. Çocukluk işte. Rahmetli adam Sultan Süleyman gibi büyük bir hükümdar olacağım derdi. Sonra elime kılıcı alır, Viyana Kalesi'ni kuşatır. Hayal bu ya. Onun yapamadığını yapar, kaleyi fethederdim. İnşallah daha muhteşem bir hükümdar olacaksın. Sahiden yapabilir miyim? Buna inanıyor musunuz? Hem de tüm kalbimizle. Cülus hediyeni unuttuğumuzu da zannetme. Sana dünyanın öbür ucundan eşi benzeri olmayan nadide bir hediye gelecek. Edirne diye bir yermiş burası. Turnacıbaşı öyle dedi. Biz birkaç gün daha burada kalacağız. Ama siz İstanbul'a gideceksiniz. Belki orada görürüm seni. Sonra yok Andro. Ben inan seni koruyacağım.
Alexander. Gerçek adım. Alexander. Neden kaçıyorsun Sunadır? Ya da Alexander, ya da her kimsin? Uzun hikaye. Yaşın kaç? Ne kadar uzun bir hikayen olur? Sonra anlatırım. Senin kafa çok kalın. Sonra yok dedim. Kaçırdı bu Türkler. Barbarlar. Ne duruyorsun? Kaç git o zaman. Nasıl? Nereye kaçarım? Ben yardım ederim. Birkaç gün sonra biz de geleceğiz İstanbul'a. Orada Yeniçeri Ocağı'na gideceğiz. Beni orada bul. Ben bulamam ocak. Şimdi yardım et. Sen kaçıp ailene dönmek istiyorsun. Ben de kendi ailemi bulmak için geldim. Sen bul beni. Ara. Yardım et. Mikse Gazis. Söz ver. Kurtar beni. Söz mü? Gölge atın. Edirne Sarayı'ndan araba ve muhafızlar geldi. Yola devam ediyoruz. Elimden kalan tek şey. Elimde tek şey. Ona bak, beni hatırla. Bana verdiğin sözü hatırla. Thank you.
Demek uğruna deryalar aşılan kız bu. Pek de ham kuru bir şey bu. Stamata. Ben olsam hareme almazdım. Lakin Safiye Sultanımızın işlerine aklımız ermez. Sen kimsin? Ne istiyor benden? Nereye geldim ben? Lisanımızı da konuşuyormuş Hatuncuk. Burası Cihan'ın kalbinin attığı yer. Yok dünya merkez, yok Cihan kalbi. Neredeyim ben? Söyle. Yok mu biradi? Adı var elbet. Adı var da herkes kendince bir isim koyar. Farz-ı mahal El-Cehim'dir adı. Sahip olduğu alevlerden, yangınlardan mütevellit Es-Seyir diye de bilinir. Alev öyle bir kavurur ki Sekar'dır adı. Bastığın her yere bir gayya kuyusu inşa edilmiştir. Bundan mütevellit El-Hutame'dir adı. Üşenler öyle bir çakılır ki o dipsiz kuyuya El-Haviye'dir adı. Senin anlayacağın Hatuncuk cehennemdir burası. Lakin Cennet-i Âlâ'nın bahçeleri işte şu kapının ardındadır. Hülasa Osmanlı Sarayı'dır burası. Osmanlı. Bülbül'e. Münasip bir zamanda sultanımıza haber edersiniz. Emredersin Reyhan Hanım. Cennet Kalfa, al götür bunu. Ha, bir de ona isim ver. Alısın. Hatice. Ben Hatice değilim. Benim adım Anastasia. Pislik. Şeytan, bırak beni. Hatunlar, kendi düğünümüzü beklerken hünkârımızın sünnet düğününü gördük. Hünkârımız iyileşti çok şükür. Bugün yarın ilk gözde seçilecek diyorlar. Bakalım talih kime gülecek? Destur, Valide Sultan Hazretleri. Thank you.
Bülbül, Elizabeth'i dairemize götür. Malum, kalabalıktan pek haz etmez. Hünkâr yeğenim afiyettedir inşallah. İyi çok şükür. Fahriye Sultan. Rabbim kem gözlerden sakınsın. Amin. Kedimizin isminin nereden geldiğini biliyorsun değil mi Ada? Dostumuz toprağı bol olsun. İngiltere kraliçesi Elizabeth Tudor'dan. Bilmez miyim? Kraliçe vefat ettiğinde 3 gün yas tutmuştunuz haremde. Öyle miyim şahsiyetler, hele ki kadınsa, 100 yılda bir gelir dünyaya. Kıymetini bilmek lazım. Tıpkı senin bizim kıymetimizi bilmen icap ettiği gibi. Bu son olsun Handan. Bir kez daha bizim olduğumuz yere takdimle girmeye kalkarsan, bize meydan okuduğunu düşünürüz. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Gelsinler. Düşeceksin şimdi Sincap, dur. Menekşe Şehzademiz dairesine götüremem. Sen kal derviş. Mısır'dan bir ulak geldi az evvel. Hacı Ağa yollamış. Hacı Ağa, merhum baban Sultan Mehmet'in eceliyle ölmediğini yazmış. Ağır bir itham bu sultanım. Delili var mıymış? Vezir-i Azam'la birlikte dönecekler Mısır'dan. O vakit anlatır ne biliyorsa. Bilin ki sultanım demiş, Mehmet Han'ımıza bunu yapanlar hünkârımıza da yapar. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Ahmet, aslanım. Bu doğruysa şahit. Aramızda padişah katilleri var. Hekimbaşı ile konuştum ben. Hastalığından mütevellit vefat ettiğini söylemişti. Hem kim neden canına kastetsin ki babamın? Kim? Herkes olabilir hünkârım. Ve eminim herkesin kendince bir nedeni vardır. En başta da Safiye Sultan. Siz ne diyorsunuz validem? Mümkün değil. Olmaz. Bir anne evladına kıyar mı? Abin Mahmud'u ölüme götüren o değil miydi? Merhum baban onun lafına uyup da kıymadı mı abinin canına? Halime Sultan da bu ihanetin içinde olabilir. Oğluna kıyıldığı için düşman kesilmişti. Babanı kolayca gözden çıkardılar. Zira onun yerine sen vardın. Şimdi senin yerine Mustafa var. Seni de gözden çıkarırlar. Mustafa hayatta kaldığı müddetçe... Esas mevzu bu değil mi? Kardeşim.
kardeşimin ölmesini istiyorsunuz. Bildarımı öldürmemi istiyorsunuz. Ben sadece hayatta kalmanı istiyorum. Serdar Musa Çelebi, nihayet gün yüzünü gördük. Kalenderoğlu Mehmet Bey'i görmeye geldim. Beyim, Halime Sultanımızın size hediyesidir. Kabul buyurursanız. Adı kabul eyledik. Malumunuz üzere tahta bir çocuk çıktı. Sultan Ahmet. Şehzade Mustafa'nın canına kıymayacağına dair söz verdi ancak. Kendinden evvelki hangi Osmanoğlu sözünü tutmuş ki Sultanahmet tutsun? Sultan Osman mı? Murat mı? Beyazıt mi? Sultan Selim mi? Süleyman mı? Ha, hangisi? Hakkı haliniz var. Oşa birlikte geldik biz bu Anadolu'ya. Birlikte kurduk bu devleti. Sonra ne oldu? Osmanoğlu kibre kapıldı. Her şeyin sahibi belledi kendini. Biz kardeşlerini unuttu. Unutmakla yetinmeyip bir de düşman belledi. Zulmeyledi. Allah'ın izni ve sizin desteğinizle Halime Sultanımız bu nizamı değiştirecek. Hayırlar olun Musa Çelebi. De hele. Halime Sultan şartlarımızı kabul mü etti yoksa? Eğer Sultanahmet'i tahttan indirir ve yerine Şehzade Mustafa'nın çıkması için savaşırsanız, Üsküdar'dan öteye bütün Anadolu sizin ve oğullarınızın beylerbeyliğine verilecek. Teriba, güzel kardeşim benim, nasılsın? Mustafa nerede? Uyuyor abi. Hünkârım. Nicedir sizin için dua ediyorum hünkârım. Kadim kanunlara rağmen Şehzade Mustafa'nın hayatını bağışladınız. Allah sizden razı olsun. Aç kapıyı. Şşt. Uyudun mu Vahşi? Thank you.
bakamıyorum Derviş. Hastanın gözlerine bakamıyorum. Salim mi olacağım yoksa? Mühim olan hayatta kalmanız hünkârım. Adil yahut zalim olmak için ihtiyacınız olan tek şey bu. Hayatta kalmak. Bir daha yapacak mısın? Ha? Söyle. Bana bak Hatuncuk. Bu yüzü iyi belli. Benim adım Cennet. Cennet kalsa. Lakin vaziyete göre ismim değişir. Cehennem olurum. Kırksan filatina filakatis polis. O günden sonra zeytin ağacı bereketin, adaletin, bilgeliğin ve ölümsüzlüğün işareti sayılmış. Bu benim ağacım. İlk o yeşerdi bu kurak toprakta. Türlü fırtınaya rağmen köklerini saldı, dimdik durdu. Umudum oldu. Tıpkı senin gibi. Gördüğün her şey bir gün senin olacak nasıl? Sen adamızın prensesi olacaksın. Tıpkı bir zeytin ağacı gibi. Korkusuzca. Her zorluğa karşı dimdik duracaksın. Bunlar merhum babanızın hastalık seyrini yazdığım defterler. Bunlar da verdiğim ilaçlar. Ne vakit, ne miktar verdiğim kayıtlarda mevcut. Türlü laflar dolaşıyor etrafta hekimbaşı. Zehirlenmiş olabilir mi? Sümme haşa. Kim buna cüret edebilir? Mütemadiyen verdiğim bir ilaç var mıydı? Var idi. Şurada olacak. Kafi. Hekimbaşı. Verdiğin ilaçları tatbik et. İçimden şüpheyi kaldır. Yalnız bu mesele aramızda kalacak. Zinhar kimse bilmesin.